Bugün ideal veya ideal olmayan veya gerçek karışımlara devam edeceğiz. Size bu konuya neden bu kadar önem verdiğimi söyleyeyim. Çünkü kimyanın, biyolojinin, damıtma gibi işlemlerin büyük bir kısmı sıvı çözeltiler içinde cereyan eder. Dolayısıyla sıvı karışımlarda cereyan eden kimyasal işlem sayısı çok fazla olduğundan buradaki serbest enerji değişimi ve her türün kimyasal enerjisinin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak da son derece önemlidir. Ama önce bir önceki dersten iki hususu vurgulamak istiyorum. Bunlardan biri kaldıraç kuralı ile ilgili bir ifade türetmiştik. Bunu biraz daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. Çünkü bu husus halen kafanızda açıklığa kavuşmamış olabilir. Dolayısıyla buna geri dönmek istiyorum. Elimizde bir ile işaretleyeceğimiz belli bir noktadan başladığımızda ne olacağına bakmıştık. Basıncı artırmıştık. Tamamen gaz bölgesindeyiz. Faz diyagramının tamamen gaz bölgesinden başlıyoruz. Burası XB ve YB sıvı ve gaz fazındaki mol kesirleri. Bu bizim başlangıç değerimiz. Tamamen gaz bölgesindeyiz. Sıvı yok. Dolayısıyla bu YB 1. Bu noktada XB yok. Basıncı artırıyoruz ve her iki beraberce mevcut olma çizgisinin arasında bir yere geliyoruz. Ve burada hem sıvı hem de gaz fazının bileşimini tespit etmek mümkün. Burada sıvı faza bakarsak bu bize XB 2 verir. Bu noktayı da 2 olarak işaretleyelim. Burası basıncı artırdığımızda geldiğimiz 2 noktası. Başlangıç noktamız ise 1 noktası. Burada da gaz fazı beraberce mevcut olma eğrisine bakarsak buradan YB2 değerini buluruz. Ve hatırlarsanız sıvı ve gaz fazlarındaki toplam mol sayılarının oranı veren bir ifade türetmiştik. Çünkü buradaki fikir, diyelim ki bu çizgi boyunca basıncı artırıyorsunuz. Tam beraberce mevcut olma eğrisine eriştiğimizde her iki fazdaki madde miktarını rahatlıkla görebilirsiniz. Ancak elinizde çok az miktarda sıvı var. Her şey hemen hemen gaz halinde buraya ilk eriştiğinizde. Daha sonra basıncı biraz daha artırmak suretiyle daha fazla sıvı elde ediyoruz. Tabii basıncı da daha da artırırsanız tamamen sıvı bölgesine girersiniz. Dolayısıyla bu ortada bir yerde durmakta fayda var. Her iki fazdan da uygun bir miktar oluşması için burada her fazın bileşimiyle her zaman ne kadar oluştuğunu bulmak mümkün. Dolayısıyla geçen hafta bulduğumuz sonuç en gaz 2 bölü en sıvı 2 eşittir gazdaki toplam mol sayısının sıvıdakine oranı. Bu da eşittir. XA2 eksi YA1 bölü YA1 eksi XA2 idi. Ve burada bazı düzenlemeler yapmak suretiyle biliyorsunuz bunlar mol kesirleri. Dolayısıyla XA1 eksi XB ve YA1 eksi YB yazabilirim. Bunlardan faydalanarak bu ifadeyi faz diyagramında kullandığım terimler cinsinden yazabilirim. Bu sonucu çıkardığında artık kaldıraç kuralını kullanabiliriz demiştim. Bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum. Burada en gaz 2 bölü en sıvı 2 toplam gaz moleküllerinin sayısının toplam sıvı moleküllerinin sayısına oranı burada bazı düzenlemeler yaparsam YB1 eksi XB2 bölü YB2 eksi XB1 olur. Yaptığım yegane şey bu. İfadeleri yerine koymak. Bunların yerini değiştirirsem veya bunları eksi 1 ile çarparsam XB2 eksi YB1 bölü YB1 eksi YB2
ifadesi ele geçer. İşte istediğim sonuç bu. Çünkü iki basıncının her iki tarafındaki kısma bakarsak bu kısımda x b 2 eksi y b 1 ve x b 2 eksi y b 1 demiştik. Ve bu kısımda y b 1 eksi y b 2. Bu da paydadaki terim. İşte göstermek istediğimiz husus da bu. Gaz fazının sıvı faza oranı iki noktasının iki yanındaki bu kısımlarca belirleniyor. Bu şekilde basıncı belli bir noktaya çıkarıp elde edebileceğim madde miktarını bu iki kısmın oranını kullanmak suretiyle faz diyagramından kolayca belirleyebilirim. Pekala. Şu ana kadar yaptığımız şey bu faz diyagramlarını kullanmak, onları okuyabilmek, bu diyagramlar üzerinde basıncı veya sıcaklığı değiştirmek ve değişimleri yorumlamaktı. Şimdi biraz daha ileriye giderek kimyasal potansiyel ve serbest enerjiler için çıkarılmış ifadelere bakmak istiyorum. Bu şekilde olayı daha niceliksel olarak görebileceğiz. Şimdi neler olduğuna bakalım ve ideal sıvı karışımlardaki kimyasal potansiyelleri görelim. İdeal sıvı karışımlardaki kimyasal potansiyeller. Hatırlarsanız eğer herhangi bir bileşen her iki fazda da mevcut ise denge durumunda kimyasal potansiyelleri eşitti. Dolayısıyla sıvı fazda ve belli basınç ve sıcaklıktaki μA değeri gaz fazında ve aynı sıcaklık ve pA kısmi basıncındaki mu a değerine eşit olmalı. Eğer elimizde ideal gaz varsa sıvı karışımın ideal gaz olduğunu farz ettiğime göre üzerindeki gazı da ideal olarak farz etmekte pek sakınca yok. Biliyorsunuz mu a gaz T P A'nın fonksiyonu eşittir. Mu A 0 yine gaz ve sıcaklığın fonksiyonu artı RT ln PA bölü P 0 şeklindeydi. Burada gazın kimyasal potansiyeli bir standart kimyasal potansiyel referans alınarak belirleniyordu. Bu genellikle bir bardaki kimyasal potansiyeldi. Sıcaklık tabii ki sabit. Bu da gaz fazındaki kısmi basınca göre olan değişimdi. Şimdi de sıvı için bir ifade yazalım. Bunun değeri de mu a sıvı T PA eşittir. Mu a 0 gaz T artı RT ln PA bölü P 0 olur. Bu aynı şey çünkü burada yukarıdaki eşitliği kullandık. Bu zaten bu eşitliği yazdıktan sonra son derece açık bir basamak. Fakat son derece önemli. Çünkü bu tip irdelemeyi çok kolay bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Gaz fazındaki kimyasal potansiyeller hakkında epey bilgimiz var. Gaz ile sıvı kimyasal denge halinde olduklarından sıvı fazda kimyasal potansiyelleri de biliyoruz demektir.
Elimizde sadece saf A sıvısı olduğunu farz ederek bunu tekrardan yapabiliriz. Saf A sıvısı için sıvı fazdaki mu 0, affedersiniz, mu değeri, üstüne bir yıldız koyalım, eşittir gaz fazındaki mu 0 değeri artı RT ln PA bölü P 0. Dolayısıyla karışım için burada bazı terimleri ekleyip çıkaracağız. Mu A sıvı TP, bu yukarıdaki saf sıvı için, bu ise karışım için. Dolayısıyla bu gaz fazındaki mu 0 değeri artı RT ln PA bölü P 0 eksi RT ln PA yıldız bölü P 0 değerine eşit olur. Şimdi bu terimleri birleştirirsek mu A yıldız sıvı PT artı RT ln PA bölü P 0 olur. PA bölü PA yıldız olur. PA 0 değil, PA yıldız. PA için PA için Rolle kanununa dayanan bir ifade vardı. PA eşittir mol kesri XA çarpı PA yıldız. Bu sadece ideal karışım için geçerli. Buna göre sıvı karışımların kimyasal potansiyeli mu A sıvı TP eşittir mu A yıldız parantez içinde yine sıvı TP, ki bu saf sıvının kimyasal potansiyeli artı RT ln XA şeklinde verilir. Bu son derece kullanışlı bir ifade olup bu ideal bir karışımda her bileşen için yazılabilir. Bu çok kullanışlı bir ifadedir. Çünkü ideal gaz karışımlarının kimyasal potansiyeline çok benzer. Sadece gaz yerine burada sıvı konulmuştur. Sadece gaz yerine sıvı konulmuştur. Hepsi bu. Bu mol kesri olduğundan 0 ile 1 arasında değişir. Dolayısıyla bu terim daima negatif çıkar. Bunun anlamı çözeltideki kimyasal potansiyelin daima saf haldeki kimyasal potansiyelden küçük olduğu. Bunu yazıyorum. Aynı sıcaklık ve basınçta çözeltideki kimyasal potansiyel daima saf haldeki kimyasal potansiyelden küçüktür. Bu çok çok önemli bir sonuç. İleride göreceğimiz gibi bunun çok çeşitli sonuçları var. Bunlardan bir tanesi ozmotik basınç. Örneğin elinizde bir canlı hücre olsun ve bu su dolu bir kaba konulsun ve hücre zarı sadece bir A bileşeni geçirsin. Bu A bileşeninde su olsun. Su serbestçe hücrenin içinden dışına
veya dışından içine geçebilsin. Bir tarafta sadece saf su var. Diğer tarafta tuzlu çözelti içinde hücrede ne varsa, her ne varsa. Bu durumda su nasıl davranır? Ne olur? Bilen var mı? Taze bir hücre aldım ve bunu saf su içine koydum. Ne beklersiniz? Evet, hücre patlar. Su içeriye hücum eder. Çünkü içerideki kimyasal potansiyel daha düşük. İçerinin kimyasal potansiyeli dışınkinden küçük. Dolayısıyla su içeri girerek hücreyi şişirir. Eğer zar dayanıklıysa hücre patlamaz ve içerideki basınç artmaya başlar. Dediğimiz gibi zar patlamayacak kadar dayanıklı. Tabii hücreye olan su girişi sonsuza kadar sürmez. Çünkü iki taraf aynı basınç ve sıcaklıkta olmaz. Özellikle basınç büyük oranda değişir. Dolayısıyla içeride yüksek bir basınç oluşur ki buna ozmotik basınç adı verilir. Bu aynı basınç altında hücre içindeki suyun kimyasal potansiyelinin dışarıdan daha küçük olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla su içeri hücum eder ve belli bir noktada basınçtaki değişimden dolayı kimyasal potansiyeller birbirine eşit olur ve bu noktada denge tesis edilmiş olur. Bu hususu niceliksel olarak sonra inceleyeceğiz. Evet, dikkati çeken bir başka nokta, bu ifadenin gaz karışımları için olan ifadeden bize aşina olduğu gaz karışımlarının altındaki itici güç nedir? Hatırlarsanız gazların karışmasını incelerken bunların anında karıştığını görmüştük. Buna ne sebep oluyordu? Entropi, değil mi? Burada da olan şey bu. İdeal çözeltilerde moleküller arasında enerjetik bir etkileşim yok. Moleküller birbirlerini etkilemiyorlar. Tabii karışmayı sağlayan faktör yine entropi. Tabii bunun sonucunda kimyasal potansiyel azalmakta. Bu hususu karışmanın serbest enerji değişimini hesaplarken daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Delta G karışmayı hesaplayalım. İşe birbirinden ayrılmış olan iki tane sıvı ile başlayalım. Ve daha sonra aradaki bariyeri kaldıralım. Bu durumda iki sıvı birbiriyle karışır. Dolayısıyla her iki durumdaki serbest enerji mol sayısı çarpı kimyasal potansiyel şeklinde olur. Bunun için uygun ifadeler var. Buna göre karışmadan önce G1 sıvı eşittir N XA μA yıldız sıvı artı N XB μB yıldız sıvı şeklinde verilir. Burada karışmadan sonraki G2 sıvı değeri bir dakika. Bunlar sadece N olacak. Notlarda da düzeltin. Bu sadece mol sayısı çarpı kimyasal potansiyel. Sadece mol sayısı çarpı kimyasal potansiyel. Dolayısıyla bu da G2 sıvı eşittir N çarpı mu A karışım sıvı artı N XB mu B karışım sıvı şeklinde verilir. Ama biraz evvel A ve B'nin ideal çözeltilerdeki kimyasal potansiyellerini bulmuştuk. Dolayısıyla bu NXA ki ilgili ifade bu. Dolayısıyla gerekli düzenlemeleri yaparsak ifade G2 sıvı eşittir NXA çarpı μA yıldız artı RT ln XA
artı mü b yıldız artı rt ln x5 şeklini alır. Kısaca delta g karışma değeri bu ikisinin farkı olur. Dolayısıyla delta g karışım eşittir nrt xa çarpı ln xa artı xb çarpı ln xb çıkar. Bunu daha önce nerede görmüştük? Bu ideal gazların karışması için olan ifadeyle aynı, değil mi? Neden mi? Böyle çünkü her iki faz içinde moleküller arasındaki etkileşimleri göz ardı ettik. Eğer moleküller birbirleriyle etkileşmiyorlarsa tek faktör entropidir. Ve entropi terimi her iki faz içinde aynı şekildedir. Mikroskopik açıdan karışımda saf hale nazaran daha fazla düzensizlik vardır. Aynı şeyi gaz fazı için de geçerlidir. Yazıyorum. Tamamen entropik. Pekala. Bunu daha detaylı görebiliriz. Hatırlarsanız G eşittir VdP eksi SdT idi. Dolayısıyla karışma entropisini son derece detaylı bir şekilde hesaplayabiliriz. Delta S karışma, delta G'nin T sabitken sıcaklığa olan kısmi türevine eşitti. Dolayısıyla bu eksi R eksi N R parantez içinde xa ln xa artı xb ln xb şeklinde bulunur. İşte bu bizim karışma entropimiz. Karışma entalpisini de hesaplamamız mümkün. Delta H karışma eşittir. Delta G karışma eksi T delta S karışmaydı. Ancak buradan da açıkça görüldüğü gibi delta S'yi T ile çarparsak bu iki terim birbirini götürür. Dolayısıyla bir karışma entalpisi yok. Aynen beklediğimiz gibi. Çünkü hiçbir enerji terimi işe karışmıyordu. Karışmanın altındaki yegane faktör entropiydi. Son bir detay daha var. Burada hiçbir hacim değişikliği olmadığında görmek öyle zor değil. Delta V karışım eşittir. D delta G karışım bölü DP sabit sıcaklıktaydı. Tabii delta G karışmanın basınca önemli bir bağlı yok. Dolayısıyla bu da sıfır. Sıvı karışımlarda da moleküller belli bir hacme sahip olup basınçla kolay kolay değişmezler. Herhangi bir sorunuz var mı? Pekala. Şimdi de ideal olmayan çözeltilere geçelim. Bu arada şu ozmotik basınç konusuna tekrar geri dönersek, bu olayda da herhangi bir enerjiye ihtiyaç yok. Sadece entropi terimi bir hücreyi patlatmaya veya içindeki basıncı artırmaya yeter. Başka bir deyişle, elinizde bunun gibi bir durum varsa, burada A sıvısı var. Arada sadece A'yı geçiren bir zar mevcut olsun ve öbür tarafta da A ve B karışım var. Dolayısıyla mü A yıldız büyüktür mü A. Çünkü biz saf maddenin kimyasal potansiyelinin daima karışımın kimyasal potansiyelinden büyük olduğunu biliyoruz. Burada olacak şey buradaki
Affedersiniz. Buradaki A bu tarafa hücum edecektir. Bu yarı geçirgen zardan geçerek bu zar A'ya geçirgen B'ye değildi. Bu çok genel bir durum. Biliyorsunuz can hücresinin zarından suratı da geçerken hücre içindeki diğer bileşenler geçemez. Dolayısıyla A yarı geçirgen zar diye nitelendireceğimiz bu engelden kolaylıkla geçecektir. Dolayısıyla bunun sonunda ya zar patlayacak dolayısıyla sonuçta yazar patlayacak veya bunun gibi esneyecektir. Tabi burada ek bir basınç oluşur. Ve mol kesirleri de başlangıç halinden farklı olur. Pekala. Artık ideal olmayan çözeltilere geri dönebiliriz. Bunun nasıl olduğunu göstermek için bir an mikroskopik olarak düşünelim. Normal olarak sıvı molekülleri arasında daima etkileşim vardır. Sıvı faz yoğun faz olup moleküller birbirine çok yakın olarak konumlanmıştır. Bu gaz fazından çok daha farklı bir durumdur. Gaz fazında moleküller birbirinden çok uzakta olduğundan aralarında bir etkileşim yoktur demek gayet mantıklıdır ve dolayısıyla ideal gaz kanunu gayet iyi bir yaklaşımdır. Sıvı fazda etkileşim olmaması durumu hemen hemen söz konusu değildir. Yazıyorum. İdeal olmayan sıvılar. Bunu şekil üzerinde gösterelim. Elimizde bir seri A molekülü olsun. Aralarında büyük etkileşim olsun. Dolayısıyla bir etkileşim enerjisi söz konusu. Buna UAA diyelim. İki tane A molekülü arasında olduğundan birçok durum için bu sıfırdan küçük. Bunun anlamı aralarında zayıf bir çekim olacağıdır. Aynı durum B molekülleri arasında da söz konusu. Bu enerjide U, BB. Bu sıvıların ayrı olması durumundaki hal, yani bunlar ayrı kaplar içinde ve kendi aralarında bir etkileşim enerjisi var. Bunlar saf ve ayrı sıvılar. Şimdi bu iki kap arasındaki bariyeri kaldıralım ve iki sıvı kendi aralarında olduğu kadar birbiriyle de etkileşsin. Birden ortaya yeni bir etkileşim enerjisi U, AB ortaya çıkacaktır. Yazıyorum. Karışım. Moleküllerin arasında bu tip etkileşimlerin olacağını farz edelim. Dolayısıyla bir molekül hem kendi türlerinden hem de farklı türlerden olan komşuları ile etkileşim içine girer. Temel olarak benzer etkileşimler, benzer olmayan etkileşimlerle yer değiştirir. Benzer etkileşim, benzer olmayan etkileşimlerle yer değiştiriyor. Dolayısıyla bir enerji değişimi söz konusu olup bu şekilde de görüldüğü gibi delta O eşittir 2 UAB eksi parantez içinde UAA artı UBB olur.
Gerçek sıvı karışımlar için epey karmaşıktır. Basit ve yönlenmemiş etkileşimlere sahip sıvılarda, örneğin aralarında van der Waals etkileşimleri olan organik sıvılarda, bu gayet mantıklı bir başlangıç noktası olabilir. Genel olarak ideal sıvı karışımlardan ufak miktarda sapan durumlarla uğraşıyorsak bu tip modelle işe başlayabiliriz. Bu fark gerçek sıvı karışımların ideal gaz karışımlardan ne kadar saptığının bir ölçüsüdür. Tabi her zaman bundan daha karmaşık ifadeler yazmak mümkün. Pekala, şimdi de olasılıkların ne olduğunu düşünelim. Temel olarak iki olasılık var. İşaretin eksi veya artı olması, bunun artı olması yani pozitif olması, bir karışma enerjisi olması. İdeal durumun aksine bu sıfır değilse, ki orada yegane itici güç entropi değildi. Şimdi artık bir karışma enerjisi söz konusu. Bu pozitif veya negatif olabilir. Eğer pozitif ise enerjetik olarak konuşursak, karışma istenen bir durum değil. Başka bir deyişle, benzer moleküller arasındaki etkileşim, benzer olmayan moleküller arasındaki etkileşimden daha uygundur. Dolayısıyla delta U'da pozitif sapma söz konusu ise delta U büyüktür 0. Burada delta H karışma değeri delta U karışma değerine yakındır. Burada delta P ve büyük değil. Bu durumda delta G karışma eşittir n bölü 4. Çünkü burada 4 tane tür var. Çarpı delta U. Başka bir de işte bunu moleküler delta U ile çarpıyoruz. Bu değer bu 4 molekülden kaynaklanan enerji değişimi. Yani 4 molekül çiftinden kaynaklanan. Artı diğer terim, yani daha önce gördüğümüz entropi terimi, nRT çarpı parantez içinde xA ln xA artı xB ln xB. Bunun pozitif olduğu durumu incelediğimizden bu değer ideal durumdakinden daha büyük olur. Tabi bu her durum için birçok durum söz konusudur, ancak en yaygın olan durum budur. En genel örneklerden biri aseton ve karbon disülfür karışımıdır. Bu durumu alıp faz diyagramının neye benzeyeceğine bakarsak aşağıdaki gibi olduğu görülür. Pekala. İdeal durumla başlayalım. B daha uçucu bileşen olsun. Yani karbon disülfür CS2 de diyebiliriz. Burası PB yıldızı olsun. Aşağıda bir yerde PA yıldız, yani P aseton yıldız var. Alt eksen karbon disülfürün mol kesri, yani XB. XB
İşe ideal durumla başlayalım. Aa, kusura bakmayın, bu yeterince dik değil, bu daha iyi. Şimdi de gerçek karışımda ne olacağına bakalım. Pozitif sapma olduğuna göre olacak olan şey karışmanın istenen bir durum olmaması. Moleküller artık çözeltide olmaktan pek mutlu değiller. Bunun anlamı, ideal duruma nazaran moleküller burada gaz fazına geçmeye daha çok meyilli. Bu karışımda olmak istemiyorlar. Hiçbir etkileşimin olmadığı ideal durumla karşılaştırınca benzer olmayan moleküller arasındaki etkileşim istenen bir şey değil. Bu durumda basınç daha yüksek değerlere çıkar ve hem toplam basınçta ve hem de kısmi basınçlarda pozitif sapma olur. Bu toplam basınç PA artı PB. İdeal durumda bu bir düz çizgi. İdeal olmayan durumda ise düz çizgiden daha büyük. Daha fazla madde gaz fazına geçmek istiyor. Bu her bileşen için geçerli. Yani bu PA, bu da PB. Bir sorunuz var mı? Dolayısıyla buraya bakınca açıkça görüldüğü üzere buradaki her yerde basınç ideal durumdakinden daha büyük. Tabii toplam basınç da. Dolayısıyla karbon disülfürün kısmi basıncını ararsam bu ideal bir durum olmadığından ne olduğunu bulamam. Başka bir deyişle bu durumda bu faz diyagramını kullanmak suretiyle herhangi bir mol kesri için basınçları hesaplamak mümkün değildir. Ama bildiğim bir şey var. Bunun ideal çözelti durumundakinden daha büyük olacağı. Dolayısıyla PCS2 büyüktür XCS2 çarpı P yıldız CS2. Yani karbon disülfür. Bu saf karbon disülfür üzerindeki basınç. Aynı şey aseton için de geçerli. P aseton büyüktür X aseton çarpı P yıldız aseton. Her iki kısmi basınç ideal durumdakinden büyük olduğuna göre toplam basınç da ideal durumdakinden büyük olur. Bunu diyagramdan da direkt olarak okuyabilirsiniz. Başka bir deyişle ideal olmayan durumdaki toplam basınç ideal durumdakinden daha büyüktür. Evet. Bir sorunuz var mı? Pekala. Tabii bunun tam zıttı olan bir durum da var. Kısaca ona da bakalım. Hatırlarsanız pozitif sapmalar, tekrar bu kısmı getirelim. Benzer olmayan moleküller arasındaki etkileşimlerin benzer moleküller arasındaki etkileşimler kadar uygun olmamasından kaynaklanıyordu. Yani benzer olmayan moleküller arasındaki çekim kuvvetleri zayıf itme kuvvetleri kadar kuvvetliydi. Ancak buradaki bu durumda benzer olmayan moleküller arasındaki çekim kuvvetleri itme kuvvetlerinden daha baskın olup benzer moleküller arasındaki etkileşimlerden de daha yüksek. Bu durumda zıt bir sonuç ortaya çıkar. Dolayısıyla negatif sapmalar söz konusu olur. Başka bir deyişle delta U küçüktür, sıfır olur. Buna çok örnek var ama notlarımda olan bir tanesi aseton, kloroform karışımı. Dolayısıyla karbon disülfür yerine kloroformun
formülü olan CHCl3 koyuyoruz. Bu sistem son derece uygun bir örnek çünkü burada benzer olmayan türler arasında zayıf hidrojen bağları varken benzer türler arasında yok. Olan şey şu, elimizde bu şekilde olan aseton var. Bir de kloroform. Ve bunlar arasında hidrojen bağları oluşmuş. Dolayısıyla bunlar arasında çekim kuvvetleri etkin. Bu bağlar benzer moleküller arasında da söz konusu değil. Dolayısıyla her iki saf durumla da karşılaştırıldığında bu iki molekül arasında kuvvetli çekim kuvvetleri etkin. Tabii burada tam ters bir sonuç çıkıyor. Bunları birbirine eklediğinizde hiçbir etkileşimin olmadığı ideal duruma nazaran bu moleküllerin bir arada olma istekleri çok daha fazla. Bunlar bu hidrojen bağları sayesinde bir arada kalıyorlar. Peki bu durumda çözeltinin üzerindeki basınç ne olur? Artık gaz fazına geçmek istemezler. Tam tersine gaz fazında olan maddeler yoğunlaşmak isterler. Çünkü sıvı fazdaki etkileşimler çok daha uygun. Dolayısıyla olacak şey de bu. Yani daha önce çizdiğimizin tam aksi bir sapma olur. Öncekinin tam aksi. Bu P kloroform yıldız. Bu çizgi yanlış olmuş, kusura bakmayın. Gerçeği bu şekilde. Evet. Bu da aseton için olan P yıldız değeri. X ekseninde kloroformun mol kesri olsun. Burada sapma zıt yönde olacaktır ve hem toplam basınç hem de buhar basınçları düşecektir. Aynen bu şekilde. Dolayısıyla P toplam gerçek durum küçüktür. P toplam ideal durum olur. Tabii ki birbirine benzemeyen moleküller arasında çekim kuvvetleri etkinse. Sorunuz var mı? Pekala. Genel olarak tüm bu faz diyagramını açıklamak için açıklamak son derece karmaşıktır. Etkileşimler karmaşıktır. Çoğu zaman moleküllerden birden fazla komşusuyla etkileşime görülür. Dolayısıyla elimizde basınçların mol kesriyle değişimini veren basit bir analitik ifade yoktur. Hatırlarsanız ideal çözeltiler için bu değişimler doğrusaldı ve dolayısıyla çok kolaydı. Tüm bu ifadeler eşlik şeklindeydi ve her şeyi bilebiliyorduk. Ama şimdi bilemiyoruz. Ancak yine de çok seyreltik çözeltilerin olduğu sınır durumlarını inceleyerek bazı sonuçlar çıkarabiliriz. Bu durumda ne olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Diyelim ki A ile B'yi karıştırdık. Bunlardan biri bayağı seyreltik konsantrasyonlarda olsun. Diğeri örneğin B sadece kendi moleküllerini görecek, A'nın mevcudiyetini fark etmeyecek kadar olsun. Onlar için çözelti hemen hemen ideal. Kendilerini ideal çözelti olarak farz edecekler. Yani bir karışma entropisi değişimi var ama hiçbiri benzer olmayan moleküllerden gelen bir etkileşim fark etmiyorlar. Seyreltik moleküllerde uygun bir değişim var. Artık Rote kanunu kullanamazsınız. Ancak en azından seyreltik çözeltilerde eğimine bakıp bir şeyler söyleyebiliriz. Çünkü burada değişim belli bir süre doğrusal. Dolayısıyla değişimi anlamak, hesaplamak ve listelemek gayet kolay. Şimdi bunun nasıl olduğuna bakalım.
Pekala. Evet. Bu sınırın bir ismi var. Buna ideal seyreltik çözelti denir. Bunu ideal çözeltiler ile karıştırmayın. Çünkü ideal çözeltilerde her iki bileşen de Rolle yasasına uyar. Yazıyorum. İdeal seyreltik çözelti. Şimdi de bu sınırlara bakalım. İdeal durumla başlayalım. Tekrar karbon disülfürü alalım. Burada P yıldız karbon disülfür eşittir PB yıldız. Bu eksen X karbon disülfür yani XCS2 eşittir XB. Pekala. Hemen hemen tamamen saf karbon disülfür varsa ne olur? Burada olan şey bu sınırda karbon disülfür sadece karbon disülfür moleküllerini görür ve kendini ideal çözelti olarak farz eder. Aynen böyle. Şimdi de diğer sınıra gidelim. Bu 1. X karbon disülfür eşittir XB 1'e gidiyorken Rolle yasası geçerli. İkincide ise diğer sınır X karbon disülfür 0'a gidiyorsa buralarda bir yerde. Bu kesinlikle aynı şey değil. Burada her molekül, her karbon disülfür molekülü asetonla çevrilmiş halde. Dolayısıyla hepsi karışma enerjisini hisseder. Çünkü artık azınlıktalar, kendi türlerinden birini bulmaları çok zor. Ve ideallikte ayrı türler arasındaki etkileşimler pek istenmez. Dolayısıyla yukarıda bir yerdeyseler bundan hiç hoşlanmazlar. Ve hemen bağırmaya başlarlar. Buradan kurtarın bizi. Biz gaz fazında olmayı tercih ederiz. İdeal durumla karşılaştırıldığında ve tüm bu aseton molekülleri tarafından kuşatıldıklarında olacak olan olay bu. Bu doğrusal kısmı uzatırsak ve bu eğimi takip edersek bu P eksenini bir noktada keser. Bu noktaya Henry sabiti adı verilir. Henry sabiti adı verilir. Bu K karbon disülfür veya KB ile gösterilir. Burada gösterilmek istenen şey bu eğrinin belli bir kısmının doğrusal olduğudur. Bunun anlamı karbon disülfür için olan Henry sabiti değerinin tabi asetonla karışmış olması durumunda buradan rahatlıkla bulunabileceğidir. Başka bir çözücü de bu değer fark eder çünkü etkileşimler farklı olur. Ancak bu değeri biliyorsan bu halen çok işe yarar. En azından bu iki bileşen için. Çünkü bu durumda belli bir konsantrasyon aralığında derişme olan bağlılık doğrusaldır. Bu Henry yasası olarak bilinir ve P karbon disülfür eşittir X karbon disülfür çarpı K karbon disülfür olarak verilir. Rolle yasası kadar kullanışlı olmasa da çünkü burada basınç için diğer bileşeni bilmem gerekiyor. Çünkü bu ilgili maddenin bir özelliği olup sadece sıcaklığa bağlı. Yani
her sabitinde bunun bilinmesi şart. Bu değerler çok sayıda karışım için listelenmiştir. Dolayısıyla bu kanun seyreltik karışımlar için epey kullanışlıdır. Bu çok önemlidir çünkü kimyanın ve biyolojinin büyük bir kısmı epey seyreltik çözeltilerde cereyan eder. Evet. Burada bırakıyorum. Gelecek hafta toplam faz diyagramlarına bakacağız. Aynen geçen hafta sıvı ve gaz beraberce mevcut olma çizgilerini beraberce incelediğimiz gibi ve bileşimin mol kesiriyle nasıl değişine bakacağız. Damıtma ve İdeal olmayan sıvıları inceleyeceğiz.